Merhaba değerli dostlarım, Eyüp Hoca ben. Bir kahve molası videosuyla daha sizlerleyim. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Bugünkü kahve molası köşemizde Ata Ala müsküleri geçti, deyimini inceleyeceğiz. Ne anlama gelir? Hikayesi nedir? Nereden çıkmıştır? Nereden geldi aklıma? Onu da söyleyeyim. Ee, bir arkadaşla seçimlerle ilgili sohbet ederken, geçmiş yıllardaki seçimlerle ilgili sohbet ederken oradan aklıma geldi. Bir tane Bakanımız seçim gününün akşamı oylar sayılırken şöyle bir cümle kurmuştu. Çok da kurcalamayın Ata Ala Geçti demişti. O geldi aklım onun üstüne biraz geyik yaptık, muhabbet yaptık. Ben de size onu hatırlatayım isterseniz önce. Bir yandan da başım belaya girsin istemiyorum, çok onlar girmek istemiyorum ama şöyle söyleyeyim, bu olay çok eski bir olay, Selçuklu yıllarında yaşandı, öyle diyelim. Ta Selçuklu yılları. Seçim oluyor, oylar sayılıyor. Oylar sayılırken iki parti başa baş bir şehir için başa baş böyle gidiyorlar. Tam o sırada kedilerin işi gücü yok diyorlar ki organize bir şekilde trafolara bir dalalım. Kediler trafolara dalınca bütün şehirde elektrikler kesiliyor falan. O sırada bir tane bakan yüksek seçim kuruluna giriyor, çıkıyor, bir şeyler oluyor falan. Elektrikler geldikten sonra da bir bakıyoruz anam oy fark bir anda çoğalmış. İşte o sırada bir başka bakana soruyorlar işte ne oldu efendim nedir falan filan oylar şöyleydi şimdi böyle oldu falan deyince bakan da çok da kurcalamayın hata alan geçti demişti. İş işten geçti manasında kullanılan bir deyimdir dostlarım. Şimdi peki bu deyimin hikayesi ne? Hikayesini sizle paylaşmak istiyorum. Bolu Bey'ine baş kaldıran ünlü eşkıya Köroğlu, bunu şair olan Köroğlu ile karıştırmamak lazım. Köroğlu bir gün atını çaldırmış. Asil bir hayvan olan atını aramak için ile kıyafet diyar diyar dolaşmış ve en sonunda yolu İstanbul'a düşmüş. Atını satılmak üzere pazara getirilen hayvanlar arasında görünce hemen tanımış. Bir alıcı kılığına girmiş ve satıcıyla başlamış muhabbete. Efendi demiş bu at güzele benziyor ancak binip bir denemek istedim. Tabi satıcı bizim Köroğlu'yu tanımadığı için müsaade etmiş. Köroğlu ata binince atla tabi sahibini tanıyor. Sahibini tanır tanımaz dört nala başlıyor koşmaya. Köroğlu Sirkeci sahiline kadar gidiyor. Orada bir de parayı verip bir de sal kiralıyor. Salın üstüne atla beraber binip Üsküdar'a doğru yol alıyor. Verelim Üsküdar. E tabii satıcı durumu anlayınca kıvranıyor, üzülüyor vesaire. Eee Köroğlu'nun atı ile birlikte bir sal üzerinde gören e, ak cambazının dostlarından biri satıcıya şöyle söylüyor teselli için. Üzülmeyi bırak. atı alan Üsküdar'ı geçti. O adam Köroğlu'nun kendisiydi diyerek. Evet günümüzde iş işten geçti manasında kullandığımız ata alan Üsküdar'ı geçti deyiminin hikayesi budur dostlarım. İnşallah sınavda çıkar ve yaparsınız. Paylaştığım deyimlerden bir tanesi çıkmıştı geçen seneki sınavda. Pardon deyimin hikayesini anlatmamıştım. Bir derste böyle böyle bir deyim var bilginiz olsun dediğim deyim sınavda çıkmıştı. Çok da güzel oldu. Beni takip eden öğrencilerim o soruyu rahat yaptı diye düşünüyorum. Neyse bu kadar reklam yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum dostlar. Hoşçakalın.